Yani Musul ve Rakka iki tane önemli şehir. Yani Irak'ta Musul, Rakka'da da Suriye asıl DAEŞ'in odaklandığı yerler. Buralardaki mücadele çok zorlu olacak. Ve bir gücün tek başına buraları çökertmesi kolay görünmüyor. Ha, Türkiye büyük bir askeri operasyonla girerse tamam, ama öyle bir şeyi ben doğrusu görmüyorum. Bunun bir koalisyon operasyonu olması lazım. Yani hem Musul'un hem Rakka'nın bir koalisyon operasyonu olması lazım. Musul'un koalisyon operasyonu olmasına rağmen ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Rakka'ya yapılmayan operasyonun da Türkiye'ye yansıması Elbap'taki sıkıntıydı. Benim baktığım yerde Fırat Kalkanı operasyonu şöyle bir sıkışmışlıkla başlamıştı, hatırlayalım. Bir yandan uzun bir süredir Rusya ile karşı karşıya gelmemiz sebebiyle hava sahasında hiçbir şey yapamıyoruz. YPG Amerika desteğiyle ilerliyor. DAEŞ sınırımızda biz çifte tehlikeyle karşı karşıya kaldık ve bunlar birbirlerinden güçlenerek Türkiye'ye içerisinde bombalar patlıyordu sürekli. Rusya ile ilişkiler toparlanması aslında sadece Türkiye-Rusya ilişkilerini toparlamadı. Türkiye-Amerika ilişkilerinde de Türkiye'nin alanını genişletti. Bu nokta çok Türkiye, önemli. evet yani bu Fırat Kalkanı'nın, ben hani şimdi şu aralar konuşuluyor ya, deniliyor Türkiye Rusya'ya kayıyor, açıklaması yapılıyor. Hayır, Türkiye bugün Amerika ile Rusya'yı sahada dengeleyebilecek bir konumda. Eğer Fırat Kalkanı operasyonu olmasaydı bunu yapamazdı. Yani kendi sınırlarınız içerisinde durarak sahada bir karşılığınız olmadan masadaki önemli bir aktör olarak taraflarla görüşen bir yerde olamazsınız. Ama Türkiye bugün Elbap'ta, evet, şehitler veriyor. Hepimizin içi acıyor. Bütün milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Elbap'ta siz bir başarı gösterirseniz bu sizi sahada da güçlü kılıyor. Bu ne anlama geliyor? Hem DAEŞ'le mücadelede hem de YPG ile mücadelede Türkiye, Rusya ile Amerika arasında bir denge kurabilecek bir yere geldi. Şimdi bugün mesela Elbap'ta işte 18 tane önde gelen emir düzeyinde kişinin öldürüldü ve bunda Rusya istihbarat paylaşımına katkısı olduğu söyleniyor. Bu saatten sonra Türkiye'nin yapabileceği şey Yani şu. üst düzey DAEŞ yöneticisini Evet, kastediyorsun. evet onu kastediyorum. Şimdi burada Türkiye Fırat Kalkanı'nın şunu yapmış oldu. Rusya ile istihbarat paylaşımını sağlayabiliyor. Belli bir alan oluşturdu. ÖSO'nun kontrolünde olabilecek olan. Halep'in düşmesinden sonra önemli bir alan haline geldi burası. Ve muhtemeldir ki Halep'ten çıkan savaşların bir kısmı buraya gelecek. Ve Türkiye ÖSO desteği anlamında bir bölge oluşturmuş oldu. Bu şu anlama geliyor. Bunu Rusya'nın onayı, yani Rusya'nın da sıcak bakmasıyla yapabildi, biliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Yani Rusya'nın da sıcak bakabileceği ve Türkiye'nin koruması altında olan bir ÖSO bölgesi oluştu. Yani masada pazarlık için durabilecek bir yerden bahsediyoruz. Şimdi bunu tahkim etmek çok önemli Türkiye için. Elbap olmadan burasını tahkim edemezsiniz. Ama Elbap'tan sonra da daha ileriye gitmekten önce bence içeriği tahkim etmek lazım. Yani sivilleri yerleştirebilmek lazım, belediye hizmetleri yapabilmek lazım, oradaki Suriyelilere bunu devretmek lazım, güvenliğini sağlamak lazım. Esed güçlerinden, milislerden, Şii milislerden, DAEŞ'ten koruyabilmeniz lazım. Dolayısıyla bence birinci önceliğin bu olması lazım. Bu Cerablus modelinin bir anlamda Elbap için de geçerli hale getirilmesi lazım Evet, diyorsun. tüm bölge açısından bir konsolidasyon olması lazım. Bundan tabii bu bölgeyi korumak için tabii Rakka'nın da baskı altında tutulması lazım. Musul'dan Rakka'ya gelen şeyler Türkiye Elbap'ta rahat bırakmazlar. Bu anlamda bir koalisyon ortaklığıyla Rakka'ya gidilmesi gerekir ama Türkiye'nin çok anlamlı bir bu Suriye denkleminde çok anlamlı bir yere geldiğini düşünüyorum. Yani önünün açılacağı bir yere geldiğini düşünüyorum. Rusya ile ve Amerika ile artık sahada pazarlığı yapıp konu bazlı olarak işbirliği yapabilecek bir durumda. Buradaki en kritik konu son dönemde Amerika ile Rusya arasındaki gerilimin yönetilip yönetilemeyeceğidir. Trump'la beraber bunun yönetilebileceğini varsayabiliriz. Benim okumama göre Türkiye, Rusya ile Amerika'nın çok yakın olduğu bir durumda Türkiye'nin işi kolay olmaz. Aralarının çok gergin olduğu durumda da Türkiye zorlanabilir ama aralarının iyi olmasından daha iyidir. Onu söyleyeyim. Yani araları çok iyi olursa Türkiye'nin işi daha zor. Araları çok kötü olursa biraz daha kötü, ama aralarında belli bir gerilim olursa bu Türkiye'nin işini daha kolaylaştıracak bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü belli konularda mesela Suriye, bu en son Astana süreciyle beraber eğer Türkiye Suriye'yi büyük bir gerilim olma, Türk-Rus ilişkilerinde büyük bir gerilim olmaktan çıkarabilirse, ki önemli ölçüde çıkarmış görünüyor, bu Türkiye'nin
Suriye'deki elini güçlendirecek. Bu aynı zamanda Amerika'ya da YPG ile ilgili baskı yapabilmeyi söyleyecek. Şunu söyleyerek çok uzattım, şunu söyleyerek tamamlayayım. Uzun süre Amerikalılar, Obama yönetimi Türkiye'ye şunu söylemişlerdi. İyi tamam YPG'ye silah vermeyelim, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım. Şimdi Büyükelçi de vermiyoruz diyor ama yani ona kim inanır? Diyorlardı ki hadi sizin askerleriniz nerede? Hani ÖSYO nerede? Siz girin. Şimdi Türkiye artık sahada. Kendi EİT donatları da var. Bizatihi bordo berelileri de var. Dolayısıyla biz Fırat Kalkanı'yla bunu dengeleyebilecek bir yere geldik. Ama benim şahsi kanaatim Rakka'ya Türkiye'nin tek başına gitmemesi gerektiği. Şimdi önemli başlıklar açtın.